Hazır olun. 5 dakika sonra hep birlikte ısınıyoruz koşuya. This is your warm-up track. It will last 5 minutes. Topuklara değmeyin çalışın yerine. Bravo. Şimdi yanlara. Tek tek, tek ayak. Tek, iki ayakla zıplamıyoruz, tek tek. Yanlara doğru. İsterseniz beli zıplayabilirsiniz, rahat ediyorsanız. Haydi Adana. İsiniyoruz. Şimdi öne doğru. Öne. Şimdi arkaya doğru. Tekrar yana. Şimdi diz çek. Zıplamadan önce tek tek diz çek. Eline değebilirsin. Koşu için bu da çok gerekli bir ısınma hareketi. Diz çek, tek tek. Çek dizi, kaldırabildiğin kadar çek. Şimdi hafif zıplayarak. Birazdan koşacağız, bunları rahat yapmamız lazım. Mikrofon. Şimdi tekrar diz çek. Nefes al ver. Nefes al ver. Tek tek diz çek. Şimdi ayaklarımız omuz genişliğinde açtık. Karnımızı sıktık. Dengedeyiz. Sağ ayağı böyle futbolcular yapar ya. İçten dışa nasıl kıraşıyoruz? İçten dışa tek ayak. Tek bacağı. Aç. Denge için ellerinizi belinize koyabilirsiniz. Nefes al ver. Evet, önce sağ ayak, sağ bacak. Evet. Yüzler gülsün, mutluyuz. Birazdan koşacağız. Enerjimizi arttıralım. Bahsedin ama güreşte. Şimdi sol. Sol bacak iyice aç. İçten dışa çevir. Ben bir yandan konuşuyorum da. Hoş geldin. Haydi ısınıyoruz Adana. Arkadaşlar ben de ihtiyaç.
yarışın başlamasına 4 dakika kaldı. Ondan sonra bir sıralamaya gidiyoruz. Evet, selamsız bandı devam ediyor. Başarılar.
yağış başladı. Şu anda üşüyoruz. Birazdan namaz kılarız. Yarışın heyecanına gelip çok fazla gaza basmamak gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Şimdi biraz daha ileride başlasaydık, hızlı koşucular önde başladığı için ister istemez biraz gaza gelip gaza basacaktık. İşte kötü olan bu defa fazla enerji harcayacağız ve yarışın ikinci bölümünde bunun eksikliğini hissedeceğiz mutlaka. Yarışın ilk kilometreleri çok önemli. Gücünüzü fazla harcamayın. Motivasyon tabii ki yüksek ama enerjinizi ilk kilometrede harcamayın. Sonra bunun eksikliğini hissediyorsunuz. Hele hele 16. kilometreden sonra. Daha fazla daha derin nefes alırsınız. Daha derin nefes alırsınız ve vücuda daha fazla oksijen gider. Profesyonel sporcular karşıdan geliyor. Bizim daha bize şimdiden herhalde 3-4 kilometre fark attılar.
Süper. Biz de çıkalım. Çıkın çıkın. İlk su noktasına geçtik. Su noktalarında su almak iyidir. Susamadan içmek iyidir. Çok önemli. Vücudu susuz bırakmak çok yanlış. İşte ben susadım deyip de işte daha susamadım. İşte bir dahakine falan alayım. Böyle bir şey yapmayın. Bir iki yudum da olsa her zaman su almak iyidir. Bugün mesela hava serin. Bugün çok susadığımı hissetmiyorum ama yine de birkaç yudum almak her zaman iyidir. Yazın hele sıcakta insan daha fazla ter kaybediyor, su kaybediyor. Susamasanız bile birkaç yudum her zaman alın. Hatta aşırı sıcaklıyorsanız gelin bir şişe suyu kafanızdan aşağı dökün. Alin. Ne abi? Motivasyonu yüksek olan bir koşucu. Sinan abi. Çek çek çek. Çektin mi? Çek Ayhan lazım. Geç. Gel. Kardeşim benim hedeflerim var ya sizin. Allah Allah. Hadi ya baba çek direkt hadi. Ne olacak hedefler nedir? Üç. Al. Geç lan be.
Ya nereye nereye gel fotoğraf çekin. Gel gel. Nereye gidiyorsunuz ya? Lan sanki. Abi de şu bizi geçecek başkaları. Gel gel abi ben şöyle çeksem tamam abi dur tamam. Ayhan abi var abi. Gel kardeş. Siz koşun abi siz durdurmayın. Videonun da şöyle bak. Girelim. Kaptan. Ben arıyorum. Abi, dur. Abim gitti bayağı. Abi, çektin mi? Ne bu? Senin yanınız var ama istemiyorum. Hayvan değil mi? Vermedi abi. Yaklaşık 7-8 kilometre koştuktan sonra bir mutluluk duygusu hissediyoruz. Buna koşu jargonda runner's high deniyor veya flow. Bunun da çok basit bir nedeni var. Koştuğumuzda enerji harcıyoruz ve vücudumuz enerji tasarrufu yapmak için beynimizin bazı bölgelerini kısıyor. Çok basit. Bu yüzden de kendimizi mutlu hissediyoruz. Stressiz hissediyoruz. Yani bir tür doğal antidepresan. Yağlı bir krem sürmeyi unutmayın. Güneş de var. Güneş koruyucusu da tabii ki çok önemli. Sırf yazın değil, kışın bile. Noktası çok güzel. Birkaç yudum su alalım. Ondan sonra devam. Yarışın yarısını tamamladık. Şimdi de
her yarışlara görüyoruz bunu. Dökülenler oluyor veya işte pes edenler oluyor. Bu da işte ya işte yanlış taktikten kaynaklanıyor veya da yeterince antrenman yapmadığında. Hele hele uzun koşulları yapmadığında. Uzun koşular çok önemli. Uzun koşular hızlı koşuların yanında en önemli koşular. Uzun koşular seni dayanıklılığını arttırıyor. Küçük kısa intervaller, işte bunlar da senin temponu yükseltir. Yarış taktiği birçok insan mesela başlar koşuya, işte yarışın sonuna kadar bir tempoda gideyim öyle diyor. Veya bazıları işte önce ilk yarısını biraz daha hızlı, işte ondan sonra artık nereye kadar giderse diyor. Ben ikisini de yapmıyorum, doğru da bulmuyorum. Benim kendi önerim mesela ortalama temponun, yarışa mesela koyduğum bir tempo var, belirlediğim bir hedef var. Örneğin pace 5 dakika kilometre olacaksa ortalama, ilk yarı için kilometre başı 5 saniye daha yavaş, ikinci yarı için de kilometre başı 5 saniye daha hızlı. Yani ilk 10,5 kilometreyi 5 dakika 5 saniyede, ikinci yarıyı da 4 dakika 55 saniyede bitirmek. Yani kendimi daha rahat hissediyorum o şekilde. Tabii herkes kendi bilir nasıl yapmak istiyorsa. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Grup halinde koşmak her zaman iyidir. Motivasyonu yüksek tutar. Biri biraz tempodan düştü mü öbürler gazlayabilir. Her zaman için güzel bir şey. Adana Seddi'ni yukarı koşuyoruz. Rampa koşarken dikkat edeceğimiz sadece birkaç tane şey var. En önemlisi adımlarımızı küçültüyoruz. Adımlarımızı küçültmemizin nedeni de düşünün arabayla gidiyorsunuz. Yokuş yukarı, vitesi küçültüyorsunuz. Olay bu. Birincisi bu. İkincisi dik duruyoruz. Küçülmüyoruz. Veya zıplamaya da çalışmıyoruz. Dik duruyoruz. Ve kollarımızın gücünü de kullanıyoruz. Adımlarımızı küçültmek en önemlisi ama. Rampaya çıktık. Şimdi nefes nefeseyiz. Nefesi düzeltmek için sakin nefes almaya çalışın. Nefesi verin. Yavaş yavaş alın. Bu şekilde nabız çabuk düzelecektir. Nefes almaktan daha çok nefesi nasıl verdiğinize dikkat edin. Alırken sadece göğüs kafesine doğru değil, karına doğru verdiğini, aldığınıza dikkat edin. Akciğerin alt tarafı daha geniş olduğu için daha fazla oksijen alabilirsiniz. Ve daha çok nefes verirseniz tabii ki daha fazla nefes alabiliyorsunuz. Çok pratik değil mi? Daha da zekiyim ya.
şu anda 16. kilometreyi tamamladık ve çok önemli bir noktadayız. Şimdi enerjimiz neredeyse tükenmiş. Kaslarımız yorgun. İster istemez vücudumuz yavaşlamak istiyor. Şimdi bu noktada iyi bir antrenman kendini belli ediyor. Pozitif düşünceyle yarışın atmosferini yakalayarak daha yeni enerji ortaya çıkartabiliriz. O yüzden biraz gülümsemek lazım. Pozitif düşünce, evet başaracağız. Yaptığımız antrenman, koştuğumuz kilometreler, ayağımızdaki oluşan baloncuklar, yaralar, ağrılar, bunları düşün. Her şey boşuna değildi. Şimdi belli ediyor. Asıl bu noktadan sonra yarış başlıyor. Yarım maraton en azından. Adana Gençlik Köprüsü, öbür tarafı Yaşar Kemal Koşu Parkuru. Adana'nın bütün koşucuları bilir o parkuru. En güzel koşu parkurumuz diyebilirim. Hadi hocam sen çekiyorsun ama bir de ben çekeyim. Önce çiçeğimiz hemen arkadaşlar. Saniyede koşmuştum da hava sıcaktı, basık bir hava vardı. Orada da çok yorulmuştum ama bugün daha çok yoruldum. Bugün bilmiyorum ne kadar da bitirdim. 2 saatte mi öyle bir şey bitirdim herhalde ama yine de çok yoruldum yani. Antrenman çok önemli. Ya bitiriyorsunuz, bir türlü bitiyor da ama yine de bu kadar yorgunluk da güzel değil tabii ki. Her yarış bittikten sonra ya inanılmaz çok mutlu oluyorsunuz bitti diye veya bacakları işte durmak istemiyor, devam etmek istiyor veya da benim olduğum gibi şu anda ben bitti diye çok mutluyum. Bitti. Oh. (Gülüyor)